Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Yine bir eğitim videosu olacak. Sesim biraz böyle kışık gibi, kışıkla şey arası gibi böyle. Geçen maçımız vardı, çok bağırdık. Oradan böyle hafif kalma. Zaten çok da güzel bir sesimiz yok. O yüzden sorun olmaz diye tahmin ediyorum. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sidekick, yani yan tekme yapacağız. Saat akşamın 11'i. Çok fazla ışınamadım ama sanırım ısınmadan bile birçok kişiden daha yukarıya vurabiliyorum. O yüzden çok sorun olmayacağını düşünüyorum. Siz tabi atabiliyorsanız daha da yukarıya atabilirsiniz arkadaşlar bu tekniği. Öncelikle bu tekniğin anatomisinden bahsedeyim biraz. Sonra nerelerde kullanabileceğinizi ve ondan sonra artık tekmeye geçelim. Şimdi bu tekniğimize ileri seviye teknik diyenler olmuş. Bence ileri seviye bir teknik değil. Normal, low kick, middle kick, high kick nasıl atıyorsa bu da onlar gibi bir teknik. Benim için ileri seviye teknikler 720'dir. İşte havada atılan 3'lü 4'lü tekniklerdir. Bunlar benim için ileri seviye. Ama bu çok fazla benim için ileri seviye değil. Bence de öğrenebilirsiniz. Bu tekniği zor kılan, yani etkili vurmayı zor kılan şey esnek kick arkadaşlar. Çünkü öne hareketlerde genelde işte merdiven inip çıkarken, bir yerden aşarken, yürürken falan quadriceps ve hamstring kaslarımızı, kayıplarımızı kullanıyoruz yani ön ve arka tarafı. Ama yan tekme olduğu için, bu yan atılan bir teknik olduğu için genelde burada inner tight dediğimiz bu iç bölge, quadricepsin dış tarafı, bu taraflar çalışıyor. Bunu da günlük hayatta işte yürürken, otururken, kalkarken falan istemsiz bir şekilde kullanamıyoruz. Bunu böyle özellikle kullanmamız gerekiyor. O yüzden mesela bacakları açarken spagat dediğimiz şöyle göstereyim ama spagat dediğimiz arkadaşlar bu hareket biraz daha kolayken böyle ayaklarımızı kartal şekilde açmak biraz daha zor oluyor. Çünkü neden derseniz nedeni bu. Kartalda biraz daha böyle inner tight dediğim bu kaslarımızın içindeki ince lifler, kaslar biraz devreye giriyor. İşte oraları böyle esnetmek gerekiyor. Bu arada bacaklarınızı böyle açmak istiyorsanız sağdan soldan bir yerden inip çıkacak. Oraya tıklayıp çok fena güzel ve video kalmışken onu izleyip oradaki şeyleri uygulayıp şimdi böyle benim gibi ışınmadan bile hemen açabilirsiniz arkadaşlar. Nefes nefese kaldım. Biraz intro çektim hızlı. Bir de ışınmadığım için biraz yoruldu beni. Neyse arkadaşlar. Ne diyecektik? Ha evet. Bu tekniği zor yapan şey bu, yani zor gelişe. Bunu da dediğim gibi o videoyu izleyerek biraz bacaklarını geliştirdikten sonra rahat bir şekilde atabilirsiniz. Bu yan teknik arkadaşlar böyle çok sert branşlarda pek fazla kullanılmaz, böyle K1'de, Muay Thai'de falan. Yasak mı? Değil ama biraz gereksiz kalıyor, yani böyle çok sert vurabilmeniz için bir hazırlık yapmanız gerekiyor, kaymanız gerekiyor. Bunu da rakip yemiyor tabii ki, ufak hareketlerle kaçabiliyor, blok alabiliyor sert branşlarda ama tatami branşlarında, işte karate'de, ondan sonra kickboxing, point fighting, kick light, light contact, bu tarz branşlarda bol bol kullanabilirsiniz. Hatta oldukça da puan getiren bir teknik. Çok da fırlatmadan artık başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk başta size bu tekniğin nasıl atıldığını göstereceğim. Daha sonra da atmayı, hani stili öğrendik ama mesela sert vurmak için ne yapmamız gerekiyor? Daha çok yukarı atmak için ne yapmamız gerekiyor? Daha hızlı estetik vurabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bu tekniğimiz yan atılan bir teknik. O yüzden rakibimize düz durursa buradan yana çevirme ihtimali çok zor. O yüzden ayağımızın, arkadaki ayağımızın da yan olması gerekiyor. Yani şimdi rakip karşıda olarak anlatıyorum size. Yani şöyle tamamen bir yan bir duruş almamız gerekiyor. Tekvando'da Pumse müsabakalarına, yani Pumse branşından gelenler biraz daha bu tekniği böyle tam sidekick, yani yok çayye diyor onlar. Ayağının böyle arkadaşlar şu yan tarafıyla göstererek atarlar ama maçta bu şekil tam adama oturttuğunuz zaman yani bu ayağınızı şakatlayabilirsiniz. O yüzden biraz daha bir ayağınızın altını kullanıyoruz vuruşlarda, hani maçlarda. Ama Pumse'ye falan uzun olanlar tabi böyle ayağının tam şu yan kısmı böyle karşıya bakacak şekilde çalışabilirler. Şimdi tekniğimize gelelim. Teknik arkadaşlar dediğim gibi tatami branşlarında point fighting, kick fight olsun, bu tarz branşlarda biraz daha dokun şekli olduğu için her yerden vurabilirsiniz. İsterseniz kayarak vurabilirsiniz. İsterseniz direkt olduğunuz yerden vurabilirsiniz. Vuruş şeklimiz, dizimizi çekiyoruz. Mümkün olduğunca bu dizi arkadaşlar önlere değil de şöyle biraz geriye doğru çekelim. Bu şekilde böyle çektiğiniz zaman ayağınızın yan kısmı, yani yan vuracağınız yer tekniği.
Bu kışın bir an drama oluyor. Böyle ok gibi oku böyle kekerim, ok hoşuna geliyor. Daha sonra da ileriye vurmak kalıyor. Yani buradan bakın. Bam! Gördüğünüz gibi bu şekilde vuruyoruz bu tekniği. Bu teknik vuruş şeklini gördüğünüz yani yan gibi. Zaten adı üstünde yan tekme. Şarkik. Ancak kayarak vurduğumuz zaman bu tekniği daha şart vurabiliriz. Örneğin yani arkadaki ayağımızı aldık ve bam! Rakibe vurduğumuz zaman. Şu geriden gelen bir güçle daha şart vurabiliriz. Bu vuruşu vuruyordu. Hangi filmde unuttum. Hatırlar şimdi beyan verilmişiz varken. Böyle kayıp böyle bam patlatıyordu. Hatta bu şiir sayesinde çok ünlü olmuş bir teknik. Ben de oradan görmüştüm bu kişide. Kayarak böyle çok şart bir şekilde vurabiliriz. Bir iki tane torbaya uyum mesela görün. Hadi şarı olana vurayım. Torbaya vurdum bir tane gördünüz kayarak ne kadar şart gittiğini gördünüz. Yani bu aslında biraz itişli bir teknik olduğu için rakibin dengesini bozup rakibi yere düşürmeye, rakibi uçurmaya birebir bir teknik. Özellikle üstünüze doğru boş koşan birine yani çaldıran devamlı böyle dengesiz birine karşı o hızla gelir ya şimdi buradan bu hızla tepki verdiğiniz zaman uçarak gidiyorlar yerden bir yere doğru. Duran biri de tabii böyle sağlam duruyorsa yine onun da dengesini bozar, sert gidiyor çünkü. Ancak dediğim gibi K1'dir, Muay Thai'dir hani böyle bu tarz sert branşlarda çok kullanılmaz çünkü gördüğünüz gibi gerildim, vurdum derken rakip bunu yer mi, yemez mi? Bunun dışında düşünün. Onun dışında mesela bir teknik attık. Atıyorum bir high kick attık, rakip kaçtı. Üstümüze doğru gelmişim diye şöyle yan tekniğe dokunup biraz onun şeyini bozabiliriz, dengesini. Onun dışında böyle çok şart branşlarda pek fazla kullanılmaz. Şimdi gelelim tatami branşlarında nasıl kullanılır ona. Arkadaşlar bu yan teknik, yani yan tekme, side kick, yokçayı, tekvando, karate, yani karatenin kyokushin değil de gojumu, shotokan bile tam karate gerçekten linç yapmasına çok bilmiyorum ama eldivenle dövüşülen bir branşı var karatenin. Karate kendi içinde ayrılıyor bu branş olarak. O branşta. Ondan sonra kickboksun tatami dallarında işte kick guide, point fighting, light combat bu dallarda side kick çok güzel kullanılabilir. Çünkü kickboks olduğum için daha böyle hakim olduğum bir spor. Oradan örnek vereyim. Kafaya vuruşlarda tekmenin 2 puan. Hangi branş olursa olsun tatamide. Ondan sonra tekvandodan örnek vereyim. Kafaya puan kaçtı? 4 müydü? 3 müydü? Öyle bir puanı vardı yani. İkide bir değişiyor kuralları. Son kuralları takip etmedim tekvando'da. Yani yüksek getirisi var kafaya vuruşlarda. Şimdi rakibe bunu yedirebildiğimiz bir teknik. Örneğin arkadaşlar rakip üstünü neye göre tatami branşlarından şirinsiniz. Yan tekmeyi karnına doğru gösterip çekip kafaya doğru hızlıca vurabilirsiniz, saydırabilirsiniz. Bu tarz şekillerde tatami branşlarında kullanan çok milli spor var. Kullanabilirsiniz teknik taktik olarak. Yani burada şunu hop kafaya buradan çıkarabilirsiniz. Durdunuz burada. Hop bam. Yani bu tarz vuruşlarla çok güzel puanlar toplayabilirsiniz. Yan tekme atarak point, light contact gibi tatami branşlarında. Dediğim gibi şark branşlarda çok fazla kullanılmıyor ama tatami branşlarında bu şekilde kullanılır oluyor. Bu tarz vurmak için de arkadaşlar bol bol ayağınızı yere indirmeden devamlı vuruşu böyle çalışmanız gerekiyor. Bam diye böyle yukarıya doğru. Mümkün olduğunca kereyi arttıra arttıra yukarıya doğru çıkın. Bir diğer kısma geldik arkadaşlar. Bir diğer kısımda tamamen artistik üzerine kurulu bir kısım. Ben çok bunun üstüne düşmedim arkadaşlar ama düşenler var yani bilmiyorum erkeklerden, yabancılardan var tabii de şimdi Türklerden bilemiyorum ne kadar böyle iyi sporcular var esnek. Yani ben küçüklükten beri esnek olmayı seviyorum. Yani futbol oynuyordum, atletizm yapıyordum ama sürekli böyle bir bacaklarımı açma şeyim vardı yani isteğim, hedefim. Sonradan işte üniversitenin başlarında falan iyi ki tam kickboksa, Muay Thai'ya, tekvandoya oturduğum zaman uğraştım ettim, bacaklarımı açtım, esnedim yani iyi ki her şeyi araştırdım, öğrendim. Ondan sonra hani bacaklarımı esnedi, ekstra bir şey yapmadan ayağımı böyle yukarılara atabiliyorum. Şimdi bir tane atayım mesela,
cidden bu videoyu çekerken çok fazla ısınamadım yani. Şu an saat 11, yani 11'dir, şu an 11.30 falan olmuştur. Gidip uyuyacağımdan sonra yarın yapacağım bu videonun editini. Durduğum yerden direkt yukarıya atmaya çalışacağım. Genelde işte son dönemlerde böyle bu sporları yapanlar için böyle bir havalı hali geldi. Ayağı böyle kaldırıp fotoğraf falan oluyorlar. Şimdi böyle yapabilmenin için arkadaşlar en önemli teknik şudur. Eşek olmak. Bu kadar basit. Eşek giyinin özellikle videonun başında dediğim gibi inner tight bölgenizdeki kaslar böyle iyi eşlerse zaten yukarıya doğru ayağınız kalkar. Daha da yukarıya kaldırıp atmak için arkadaşlar bol bol core antrenmanları yapmamız lazım. Yani merkez bölge dediğimiz işte karın, sırt, bu şey. Yani internette bir şey bulabilirsiniz. Core antrenmanları da desteklediğiniz zaman merkez bölgeniz kuvvetlendikçe denge sisteminiz oturur ve eşekliğinizle birlikte bu ayağınız iyice yukarıya kalkar. Bilmiyorum, benim için bu kadar yeterli oluyor. Kediymiş varmış ona. Şimdi bakalım, şimdi beğenecekmişmiş. Çok düşünmeden bir tane yok çay yatıyorum yukarıya. Bence güzel bir yer. Tam böyle Kübra Dağı gibi olmuşsa da benim işimi görüyor. Şöyle biraz kayarak geleyim. Güzeldi sanki. Buradan bir görüntü yakalayıp çıçak Instagram'a atabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Biraz uzattım ama bayağıdır video çekmediğim için böyle muhabbet ede video çekmek hoşuma gidiyor. Öğrenmişim böyle video çekmeyi. Bugünkü videomuzda shake kick nasıl atılır size onu gösterdim. Birçok sporcuların falan olsaydı böyle el kick atışını falan da gösterecektim ama Raker gelmedi bugün. Beni üzdü. Yarın gelecekmiş. Yarın da onunla bambaşka güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu gerçekten beğenin arkadaşlar. Böyle kalpten değil butona tıklayarak beğenin. Abone de olun demiştim zaten. Görüşmek üzere. Bay bay.